Ya bu cahillikten biraz bahsedelim. Öyle güncel konuşalım. Şimdi haberlerde geçen gün şeyi izledim. Bu Afganistan'ın işte Taliban'ın Afgan'a girmesi. Ondan sonra oradaki kargaşalıklar falan filan işte. Şimdi cahillik var ya çok kötü bir şey. Hep onu anlatıp duruyoruz biliyor musun? Cahillik her yerde kötü yani. Anladın mı? Yani ilerleyerek bir yere varabilirsin ya. Ben onu söylüyorum. İlerleyerek bir yere varabilirsiniz. Yani durarak değil. Uzayda da hiçbir şey durağan değildir zaten. Her şey hareket halindedir yani. Tamam mı? Yani somuttan bahsediyorum. Soyuttan değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Afganistan'da bir savaş var. Yıllardır Amerika oraya girmiş. Yıllardır savaşıyorlar. Oradaki gençler, erkek gençler mesela, erkekleri, yani dişileri söylemeyelim de, yani bayanları söylemeyelim, erkekleri söyleyelim. Yani 15, 16, 17, doğduğundan beri hatta 30 yaşına gelene kadar. Bunlar hep savaşıyorlar, tamam mı? Şimdi Afganistan'da o rejimde mesela televizyon izlemek yok. Evlerde televizyon yok. Hiçbir şey yoktur yani. Yani o gençlerin hiçbir şeyden, dünyadan hiçbir şeyden haberleri yoktur. Çünkü televizyon izleyemiyorlar. Dış dünyayla bağlantıları tamamen kesik. Cep telefonları yok, hiçbir şey yok. Ellerinde silah var. Yani silahla doğuyorlar, silahla ölüyorlar. Savaşıyorlar çünkü. Şimdi oradaki bir şey dikkatimi çekti. Şimdi orada mesela o devasa Amerikan uçağı havalanmak üzere artık. İçi ağzına kadar dolmuş. O savaş şey, o uçağın da artık kargo uçağı mı ne bilmiyorum. Herhalde kargo uçağı. Çok büyük çünkü. Onun içinde ne var onu da bilmiyorum ha. Yani oradaki bir Amerikan askerlerini mi taşıyor? Acaba Amerikalılar oradan bir şey yürüttü de onları mı götürüyorlar? Kimse görmüyor. Onları da boşver. Benim dışarıdaki yani uçağı mesela sarılan uçağın ayağına sarılmışlar. İşte uçağın tekerine girmişler. Ondan sonra biri sanki evine hani evinden şey iş yerinden evine gidecek ya minibüslere binerler giderler. Hatta yer kalmaz. Hindistan'da öyledir mesela trenlere bakarsın. Trenler ağzına kadar dolmuştur. Anladın mı? Filmlerde bile var yani bu Hindistan'da. Filmlere bile konu olmuştur mesela. İşte trenin üstleri dolu, ağzı dolu, burnu dolu, kapıdan, pencereden böyle kendini sarkıtanlar bilmem ne falan filan. Çünkü kalabalık. Yani şehir kalabalık, ülke kalabalık. Nüfus patlamış, kalabalık yani. Şimdi orada mesela uçağın üstüne bile çıkmışlar. O Afganlı gençler falan filan. Artık neden kaçıyorlarsa, niye kaçıyorlarsa. Tamam mı? Oradan gitmek istiyorlar. Şimdi bak, ya kendini bilen bir insan ne olursa olsun. Ya uçak bir kere 3 kilometre, 5 kilometre, 7 kilometre, 10 kilometre yukarıdan gidiyor. Ya orada bir kere şu ağzın burnun böyle yamulur bir kere. Nefes alamazsın, oksijen yoktur. Derece düşüyor, bilmem 70 dereceye düşüyor. Bu donarsın ya, ölürsün. Oradan karınca gibi düştüler aşağıya. İşte ne oldu? Öldüler yani. Şimdi medeniyet almış, edebiyat almış, kültür almış, okumuş. Efendime söyleyeyim. Bilgili bir insan onu yapar mı? Yapmaz. Yapanlar kim? Doğduğundan beri ellerine silah vermişler. Belli bir yaşa gelmişler, hala ellerinde silah var. Televizyon yasak. Sosyal medya yok, sosyalleşme yok. Hepsi birer robot. Şimdi işin asıl konuya geleceğim şimdi. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Ne yaptılar? Şimdi şu asıl tehlikeli konu şu. Ya şimdi mesela bizim ülkemiz, Türkiye mesela. Ellerini kollarını sallayarak geliyorlar değil mi? Geliyorlar yani. Mülteci geliyorlar, kaçıyorlar veya bir sebeplerden dolayı ben nereden bileyim. Ama buraya gelecek olan insanların yani oradaki televizyon görmemiş, sosyalleşme nedir bilmeyen, hatta ağlamasını bile beceremeyen, bilmeyen, anladın mı? Gülmesini, tartışmasını, mimik yapmasını, mizah yapmasını, hayatında dediğim gibi kadın bile görmemiş, orada peçeli kadınlar var sadece gözleri. Bunları bile zor görmüşler. Bu insanlar buraya gelecek. Burada bir sürü, burası çünkü böyle bir cumhuriyetle yönetilen bir ülke. Buranın belli bir demokrasisi var efendime söyleyeyim. Ne bileyim, bir adabı var, bir kültürü var, bir geçmişi var ondan sonra. Bunlar buraya gelecek. Zaten 10 küsür milyon mülteci var Suriyeli. Bunlar gitmiyorlar, nedense bayramları gidiyorlar, tekrar geri geliyorlar. Şimdi bunları siz anlatarak sizleri şişirmek istemiyorum. Hepimizin bildiği şeyler. Ama şimdi biz nereden nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şimdi bu milyonlarca buraya gelecek, bu Afganlılar gelecek yani. Bunun kaçarı yoktur. Bunu kimse de takip etmiyor efendime söyleyeyim. Buraya gelecekler. İyi de bunlar demin anlattığım gibi bu pozisyondalar. Burada neler olacak arkadaşlar?
Geçen gün bir film izledim. Öyle bazen canım sıkılır böyle. Hiçbir iş yapmak istemem. Moralim de çok bozuk olur. Ara sıra camdan böyle bakarım. Gözlerimi dinlendirmek için 2 kilometre, 3 kilometre uzaklara bakarım böyle. Gözlerim dinlensin diye. Moralim, asabım bozuk. Neden? Niye bozuk bilmiyorum. Sonra düşündüm, dedim ki ya asabım niye düzgün olsun ki? Ben niye mutlu olayım ki? Yani sonuçta böyle cennet bahçesinde yaşamıyoruz ki yani. Bana bu cennet bahçeyi de vaat eden yoktur. Tabii ki benim moralim bozuk olacak yani. Çok iyi olmayacak. Yani mutlu olmam için bir sebep yoktur yani. Bari dedim bir Kemal Sunal filmi açayım yani. Öyle izleyeyim, biraz gülerim belki. Yani bir buçuk saat böyle kendimi kaptırayım. İzlediğim filmlerden birini izliyorum. Şimdi Kemal Sunal aile filmi anlatacak halimiz yok. Bu işte Texas Tom Mixler falan filan okuyan bir genci düşünün. Ondan sonra bir kasabanın bir kahvesinde de çalışıyor. İşte ne yapar o kahvede? İşte çay dağıtır, kahve yapar. İşte ne bileyim, bu işleri yapar yani. Kahveci ne yapar yani? Garson diyelim. Bu boş kaldığı zamanında işte ne yapıyor? Texas Tom Mix okuyor. İşte o Batı'nın kovboyları. Ondan sonra işte film kovboyları. İşte ne bileyim, Django dediğimiz olay. Ondan sonra işte John Wayne. Yine Hollywood'un o Western kuşağı dönemi. O filmleri de izliyor. Ondan sonra kendini iyice kaptırmış buna. Ne yapıyor? İşte bu İstanbul'a geliyor. Ondan sonra İstanbul'a gelince işte o dönemlerde özellikle 70'lerle 80'ler ve 80'lerin biraz 90'lara doğru böyle kırsal kesimlerde bazı uyanıklar, tamam mı, gider. Çok büyük bir dönümü parselleyip, tamam mı, oranın sahibiymiş gibi işte para kazanacak ya köylerinden hemşerilerine veya hemşerilerine ya da işte orada gariban akşama kadar hamallık yapıp 3 kuruş para biriktirip onun parasını alıp al sana bir arsa, bu arsaya da ev yap, al sana işte kiremitti, çimentoydu, tahtaydı, çiviydi falandı filandı. Öyle olaylar çok olmuştur. Bu realdir, gerçektir yani. Çoğu insanın başından da geçmiştir yani, tamam mı? Şimdi bunu yapan insanlar zamanla bu arsayı başka türlü değerlendirmeye çalışıyor. Tamam mı? Mesela oraya bir fabrikanın girişi, bir fabrikatörün el atması falan, ne oluyor? Oradaki halk, gariban halk bunlara güvenmiş, umut vermiş, bunlardan almış. Bu sefer bu zengin kesim geliyor. Burayı diyor bize ver, bunlar da buradan çıkar. Aslında o zengin kesim orayı alır. Ama şimdi bu halkın dilinden, o tür halkın dilinden yine o tür halk anlar. Yani mesela o mahallenin muhtarından düşünelim. O dönemin yani. O dönemden bahsediyorum. İşte kandırmacalar, üç kağıtlar, işte anlaşmalar falan filan. Ne oluyor ondan sonra? Kemal Sunal'daki, Kemal Sunal filmindeki de bu konu irdeleniyor işte. Kemal Sunal'la işte bir kovboylar gibi böyle bir şey takmış, o kovboy şapkaları vardır yani öyle. Ondan sonra oyuncak silahlar falan filan, adam kaç yaşına gelmiş ama çocukluğundan kurtulamamış, o güzelliklerden kurtulamamış. Yani büyüdükçe kirlenmiş, dünyayı görmüş, tekrar çocukluğuna dönmüş yani, orada kalmak istemiş. Şimdi giriyor işte orada, ben işte yine aynı kovboy hareketleri, silah çekmeler, işte kötünün karşısında durması, işte o zayıf insanların, o halkın yanında olması. Yani onu düşündüm yani, biraz güldüm falan filan. Şeyden bahsediyorum yani, Türk filmlerine de bu Western filmler konu edilmiş. Tamam mı? Mesela bak, Türk Yılmaz Atadeniz de mesela işte çekmiş. Değil mi? Maskeli Beşleri çekmiş. Keza Zagor çekildi. Swing çekildi mesela, örneğin bu konuları zaten daha önce de konuşmuştuk. Şimdi burada mesela Batı'nın yani İtalyan kovboy filmleri de var. Bizim dediğim gibi bizim Türk yönetmenlerin yaptığı Western kuşağı da var. Bunlar işte Amerikan şeylerine, filmlerine örnek alınmış. Tamam mı? Çok izlenmiş yani. Burada da mesela, burada da bak, Kemal Sunal'ın bazı filmlerinde bile bu irdelenmiş yani. Veya başka bir filmlerde mutlaka mesela çizgi roman şeyini, konusunu mutlaka filmlerde tanıtmışlar. O dönemde çok popülerdi çünkü, tamam mı? Seyirci mesela, ya şimdiki sinemalarla ilgili çok, yani çok konuşmak istemiyorum. Çünkü sinemaya kim gidiyor bilmiyorum yani şu an. Sinemaya giden bir kesim var mı onu da bilmiyorum. İlla ki bu hani pandemi döneminde belki bayağı bir uzak kalındı ama sinema yine sinemadır. Sinemaya
gidilir. Sinemaya insanların gitmesi lazım. Sinemada film zaten hani bir laf vardır, bir söz vardır. Güzel, devasa güzel bir sözdür yani. Slogan niteliğinde. Hani film sinemada izlenir. Gerçekten doğru tabii ama insanlar şimdi ne derecede sinemaya gider bilmiyorum ama şimdi o dönemlerde mesela 90'lı yıllarda toplu halde sinemada film izlemek insanlar sinemaya gider. Sinemada aslında seyirci oradaki hikaye, filmdeki hikaye seyirciyi çok da ırgalamaz. İlgilenmez yani. Seyirci orada kendini bulmak için gider oraya. Oradan bir şey görmek için yani, tamam mı? Yani oradaki hikaye onu çok da önemli değildir yani. Seyirci orada bir şey bulmak için. Yani belki kendini bulacak, belki bir mutluluk bulacak. Anlatabiliyor muyum? Ne bileyim, maçlarda da öyledir mesela. İnsan çok sinirlenir. En yakınına bağıramaz, çağıramaz. Gider maçlarda bağırır, çağırır. Yani bazen böyle hani istemedik şeyler de sarf edebilir, ağzından çıkar. Aslında ne yaptığını da bilmez o. Çünkü sinirlenmiş bir şeye gelip orada kendini işte boşaltıyor. Rahatlıyor yani orada. Şimdi seyirci de öyle yani. Şimdi ben Western filmlerini çok izledim. Hala da izlerim. Severek de izlerim hem de. Hatta çok filmini defalarca izlemişimdir. Ama Western filmlerinden daha çok yine belki bazılarınıza tuhaf gelecek ama onların böyle afişleri beni daha çok ilgilendirdi mesela. Ne bileyim, hatta senin az önce söylediğin gibi John Ford'un mesela o yönetmenliğinde mesela onun bir filminin afişinde John Ford'un mesela isminin olması benim çok ilgimi çekmiştir yani. Anladın mı? Veya diyelim ki ne diyelim mesela, John Wayne diyelim veya Clint Eastwood diyelim mesela. Onun mesela afişte onun büyük harflerle yazılması, tamam mı? Oradaki o afişin filmi anlatması. Çünkü bazı afişlerde mesela diyelim ki iyi kötü çirkin, tamam mı? Şimdi iyi kötü çirkin ya dünyada çok insan izlemiştir. Çok güzel de bir filmdir o. Mesela iyi kötü çirkinin afişler beni daha çok böyle cezbetmiştir. Çünkü niye sinemanın mesela önüne giderdik, afişlere bakardık. Afişleri izlerdik, bakardık. Paramız olmazdı mesela, afişlerle idare ederdik o gün. Ya bugün de bu afişle idare ederim. Aslında afiş aslında çok şey veriyor insana, biliyor musun? Şimdi bazı afişler var. Filmin ya 2 saatlik bir filmin sürecini afiş anlatmış zaten sana ya. Mesela demin dediğim gibi işte iyi kötü çirkin. Afişe bakıyorsun, afiş sana bütün filmi veriyor ya. Anlatabiliyor muyum? Yine geçen gün yine benim bu bazı biriktirdiğim afişlere baktım. Böyle dalıp gitmişim yine, biliyor musun? O yine o sevdiğimiz Western kuşağı dediğimiz afişleri. Ne güzel çizmişler onları. Bir gün yine sabah saatleri kalktım. Kahvaltı mavaltı bir şeyler yaptım. Uzak Tarabya'dan Beşiktaş bayağı bir uzaktır yani. Orada bir Yıldız sineması vardı. Aşağı yukarı bir 10 sene önceye kadar vardı. Yani ne demek bu? 2000 hatta 2007, 2008, 2010'a kadar kaldı. BKM daha önceden olmuştu zaten. Yumurcak Mıstık sineması olmuştu zaten. Yumurcak sineması, Mıstık sineması ve bir de Yıldız sineması vardı Beşiktaş'ta. Yıldız sinemasının yeri bir apayrıydı bende, biliyor musun? Orada çok kovboy filmleri izledim. Hatta bir tanesini hiç unutmam. Bu şeyi izledim orada ya. Charles Bronson'un hangi filmiydi o? Çeto'nun Toprakları diye. Tamam mı? O çok güzel filmdir. Film çok sessiz bir filmdir. Yani diyalog çok azdır. Hatta şöyle diyelim. Charles Bronson hiç konuşmaz filmde. Çok az yani. Belki 30 saniye konuşmadı. O da atıyla birlikte dağda çorak bir arazide bekliyor. Kızılderililer geliyor, tamam mı? Onlarla bir şeyler konuşuyor ama bizim anlamadığımız dilde. Kızılderililice bir konuşma artık, lehçe. Orada böyle konuşuyorlar, sonra ayrılıyorlar. O film böyle yalın bir filmdir. Saat 11 matinesine mi ne girdim ya? İlk matineye girdim. Filmi izledim. Film şöyle. Yine Charles Bronson Kızılderili kökenli. Beyazların kasabasına geliyor. Adam susamış ya, at yetiştiriyor zaten. İçki içecek, oradan birileri geliyor. Kızılderililer buraya giremez. Yine aynı konular yani. Herif de ne yapsın yani? Orada silah çekiyorlar. O çekmese o
Beyazlar onu öldürecek. Şerif zaten diğerlerinden yana. Kızılderililer hep yalnız kalmıştır zaten. Ne oluyor? Sonra adam çıkıyor, dağlara gidiyor artık yani. O filmi izledim. Çok güzel bir filmdi ve aradan çok bir zaman geçti. Bak yıllar geçti aradan. Beyoğlu'nda onun 35 metre orijinal filmini buldum. Orijinal olarak buldum ve kendi makineme taktım. Onu yine izledim o filmde. Film o kadar çok oynamış ki film sararmış artık, biliyor musun? Hatta onun sonra iki afişi vardı, Çeto diye. Onu aldım. Sonra onun 8 milimetre filmini aldım. Onu yine 8 milimetrede izledim. Ya tabii ya, kovboy filmleri o yıllarda bizim özellikle çocukluğumuzda böyle, nasıl bir anlatayım ya, anlatılmaz bir duygulardı ya. Yaşıyorduk yani, biliyor musun? Mesela kovboy filmleri izliyorduk. Mahallede dekmancılık oynuyorduk mesela. Ya o zaman oyuncak, silah falan filan nerede abi, yani oyuncak çocuk silahları var ya, tabancalar. Evet, evet. O kovboy tabancaları. Onları bulmak, yapmak nerede? Biz ne yapıyorduk? Tahtadan yapıyorduk mesela. Mesela diyelim ki ne izledik? Gittik Batı'nın 3 devini mi izledik mesela? Diyelim, örnek verdim yani. Tamam mı? John Wayne'in bir filmini izledik. Efendime söyleyeyim. Ondan etkilenirdik, çıkardık sokağa. İşte tahtadan silahlarımız vardı. Dekmancılık oynardık. Bu Texas Tom Mix okuduğumuzda da aynıydı yani. Mesela birimiz işte şerif olurduk. Birimiz işte kasabanın şeyi olurduk, kovboyu olurduk. Öbürleri kötü olurdu. Birbirlerimizle işte çatışırdık. Şey yapardık. Giderdik Cüneyt'in filmini izlerdik. Diyelim örneğin Malkoçoğlu'nu izlerdik veya Kara Murat'ı. Ne lazım bize? Kılıç lazım. Marangozlara giderdik. Böyle çıta gibi bir şey vardı. Onları böyle kılıç yapardık. Birbirimizle kılıç oynardık. Artık o kadar içimize işlemişti ki. Yani arka mahalle, ön mahalle. Ortada bir tepe var. Bu tepeyi biz alacağız. Tamam mı? Tepeye işte savaşırdık birbirimizle. İlk başta çocukça böyle oynardık böyle. Tamam mı? Birbirimizi incitmeden oynardık. Sonra artık her şeyi unuturduk. Bir bakardık ki ya birimizin kafası kırılmış. Ya birinin bilmem neyine bir şey olmuş. Sonra ne oluyor? Ya birbirimize girmişiz yani, biliyor musun? O kadar kendimizi öyle bir vermişiz ki. Çünkü kardeşim hayallerimizin her birisi, her bir şeyi bir sayfanın içinde kalmış ya. Yani orada onlarla ağlamışız, onlarla gülmüşüz, savaşmışız, aşık olmuşuz. Swing'in Betty'ye aşık olması gibi mesela. Anladın mı? Veya işte Mr. Bluff'le o Kızılderili kimdi? Neydi artık, her neyse. İşte hep unutkanlık, kötü bir şey arkadaşlar. O Kızılderili'yle sürekli kavga etmeleri, bazen iyi olmaları. Biz de öyle yani, bu öyleydi yani. Savaş filmine giderdik. Savaş filminden çıkardık. Bu sefer konu değişirdi. Birbirimizle savaşırdık. Ta 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 ti 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 bilmem ne falan filan. Ya abicim şöyle ya. Ne görürsen onu, insan doğasında var, biliyor musun? İşte mesela John Wayne filminde, mesela filmlerini izlerdim. John Wayne hiç kötülük yapmazdı mesela. Hep iyiydi, tamam mı? Silahını adaletli kullanırdı mesela. Biz onu görürdük mesela, tamam mı? Ve John Wayne'i severdik. Yani Cüneyt Arkın'ı kim sevmez ki? Çünkü Cüneyt Arkın filmlerde kötü rolde oynamaz yani, tamam mı? Ona böyle bağımlı olmuşuzdur mesela. Bir Clint Eastwood bizim için bir şeydir yani, devasa bir şeydir. Mesela onun o hareketleri, prosunu yakması, ona o mesela birkaç dolar içinde olsun. Ne bileyim, onun başka bir sürü filmi var ya, onu sevmişizdir. Çünkü o kötülük yapmaz. Biz içeriye, sinemaya girdiğimizde Clint Eastwood'u izleyeceksek mutlu çıkacağızdır mutlaka, tamam mı? Öyledir yani. Bu şey için de öyledir. Mesela Tom Brax için de öyledir çizgi romanlarınızda. Tom Brax mesela sürekli şey değiştirir. Ne derler? İmaj değiştirir. Hayır, şeyini değiştirir mesela. O binbir surat gibi, bu kalemun gibi. Düşmanlarını öyle yakalayacak ya. Öyle girerdi, ajan gibi girerdi mesela. Tom Brax'ı okurduk, öyle şey yapardık. Derdik ki böyle, Tom Brax'ı da öyle severdik. Çizgi romanlarda bir de ben şeyler, detaylardan daha çok mekanları severdim mesela. Özellikle Swing'deki mekanları severdim mesela, tamam mı? İşte o İngiliz sokakları, o inşa yapımı, restore olması falan. Ondan sonra Swing'de mesela o adada yaşamaları, anladın mı? Swing'de özellikle mesela çizgi roman deyip geçmeyin. Bak, çizgi romanda var ya, bak ailemizden, belki de arkadaşlarımızdan göremediğimiz böyle birlikteliği, karşılıksız sevgiyi, anladın mı? Dayanışmayı, çizgi romanda o açlığımızı giderdik. Giderdik yani. Ya babamızdan bile görmediğimiz
sevgiyi gördük şeyden, Zagor'dan gördük mesela. Anladın mı? Adaleti, gerçek adaleti, her yerde aradığımız adaleti, tamam mı? Ve hiç bulamadığımız o sevgiyi Misterno'da gördük. Arkadaşlığı gördük. Tamam mı? Dedik ki Misterno bu yanlış yapmaz yani. Bunu arkamı dönüp rahatça yatabilirim. Veya onunla birlikte giderim. Kavgaya da giderim. Sevince, yüzüne, her şeye giderim. Beni terk etmez. Tamam mı? Mesela bir suç işlediğimizde Zagor'un karşısına çıktığımızda yüzümüz kızarmazdı mesela, suç işlediğimiz halde. Ama babamız da öyle değildi mesela. Yüzümüz kızarırdı, korkardık. Eve geç giderdik, karanlık basardı, bir köşede beklerdik. Çünkü sopa yiyeceksin belki de. Çünkü şey yok yani, böyle ne derler, ön yargılı davranıyoruz. Yani biz şimdi mesela o dönemde öyle, ön yargılı. Yani bir suç işleyebilir ya, bir insan hata yapabilir, tamam mı? Bir hata yapabilir. Ama hatada hemen ön yargılı davranıyor ve sana ceza veriyor. Seni aşağılıyor, seni inciltiyor. Yani fiziksel olarak olmasa bile sözlerle inciltilebilirsin yani, anladın mı? Bunlar bize haliyle böyle o ev ortamından o aile şefkatini göremeyince, o sevgileri göremeyince uzaklaşıyorsun. İşte bu tür böyle bu tür filmlerin içine atıyorduk kendimizi. Mesela yine bu John Wayne'in bir filmini izliyorum. Üç Baba diye galiba filmi. Güzel filmdir o bak. Ne oluyor orada? Aslında orada mesela John Wayne o filmde suçlu aslında. Tamam mı? Suçlu. Ne oluyor? Sonra işte hiçbir şey, aile ortamı görmemiş. Bir anne, bir baba sevgisi, bir aşk yaşamamış, tamam mı? Adam o yola itilmiş. Tamam mı? Ne oluyor? Sonra işte çölde bir tane araba buluyorlar. At yok ortada herhalde. Yani arabayı çeken at yok. Terk edilmiş. Ondan sonra korkunç bir rüzgar var. Çöl rüzgarı. Bir araba, arabada ses. Hatta o üç adam birbirleriyle de hiç iyi değillerdi yani. Kavga ediyorlardı birbirleriyle yani. İşleri güçleri o zaten. Çünkü üçü de sevgisiz büyümüş yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü karşıda bir problem varsa onu güzel sözcüklerle anlatacaklarını hemen koltuklarına sarılıyorlardı. Koltuklar onlar için adaletti. O işi bitirecek yani. Onunla her şeyi çözülebileceğini, her şeyin çözülebileceğini zannediyorlardı. Ta ki o arabanın içindeki o çocuk sesi gelinceye kadar. Ne oldu? Arabanın içine girdiler. Kadın kucağında çocuk, kadın ölmek üzere. Kadın öldü. Çocuğu aldılar. O üç insan, o zalim suratlı insanlar, suratları bir anda şefkate büründü. İşte kadın öldü, onu defnettiler, çocuğa bakmaya başladılar, çölde bayağı uğraştılar, her şeyi unuttular. Sevgi her şeyin üstüne çıkar çünkü. Sevgi güçlüdür. Bütün kötülükleri yener aslında. O çocuk, o daha konuşmuyor, ufacık bebek daha. O çocuk o sevgiyi o üç zalim adama öğretti. Babalığın ne olduğunu öğrendiler. Anladın mı? Yani ne oldu? Sonra işte o çölde o çocuk yaşasın diye hayatlarını verdiler. İsimlerini verdiler. Birbirlerinden kıskandılar. Birisi 5 dakika çocuğu fazla tutsa ver ben de tutacağım. Onun için süt buldular, süt aradılar. Sonra ne oldu? İşte orada o hayat, işte o çocuğun verdiği sevgi, anladın mı? Bu üç adamı, ikisi zaten yolda vefat etti. O işte John Wayne, aranan John Wayne, sevilmeyen John Wayne diyelim. Tamam mı? Her şeyde adaleti silahında arayan adam silahı bıraktı, gitti şerife teslim oldu. İşte bu budur yani. Biz işte aileden, ailemizden göremediğimiz sevgiyi işte o filmlerdeki o konularda arıyorduk ve buluyorduk da. Bu çizgi romanlarda da böyleydi mesela. Anladın mı? Hangi mesela Zagor'da da bak mesela bir dostluklar var. Yani çizgi romanlarda hep böyle haydutluğu, ondan sonra böyle şeyi, fiziksel çatışmayı, işte ne bileyim savaşı sadece değil. Ya bir kitaba, bir olaylara her türlü bakabilirsin. Tamam. Mesela Zagor'da yıllık toplantılar oluyordu. Ne oluyordu? İşte o bölgede yaşayan çiftçiler var, avcılar var. Ondan sonra ne bileyim Kızılderililerin şeyleri var, başkanları var. Tamam mı? Ne bileyim albay var.
Bunlar bir araya geliyorlar. İşte o bütün gün hazırlıklar yapılıyor. Izgaralar yakılıyor. Ondan sonra işte içilecek olan ne varsa onlar geliyor. Şakalaşıyorlar. Oyunlar oynanıyor. Anladın mı? Biz bunu Zagor'da mesela bu bizi çok cezbediyordu. O kadar hoşumuza gidiyordu ki. Yani Zagor'un maceralarını bekliyorduk. Zagor'la mesela sevgili dostu Çiko'nun şeyleri, birbirleriyle dayanışmaları, dostlukları, arkadaşlıkları. Birisi Meksikalı, birisi Amerikalı mesela. Ama orada Zagor mesela ona sevimli fıçım derdi. Sevgili fıçım derdi. Lan sen Meksikalısın demezdi ha. Bazen Meksikalı derdi ama. Ama şimdi abi bağırmak var, bağırmak var. Ahmet buraya gel. Ahmet gelir misin demek var bir de, tamam mı? Ya şimdi burada ayrıştırma yok. Tamam mı? Bunu da öğreniyorsun orada. Yani bizim o dönemdeki babalarımız, ailelerimiz, devletimiz mesela bunlar zararlı, bunları okumayın derken aslında bize en büyük kötülükleri yapıyorlardı. Çünkü onların veremedikleri sevgiyi biz bunlarda buluyorduk zaten ya. Tamam, bunlarda buluyorduk. Bunların içinde ağlıyorduk, bunların içinde gülüyorduk. Gerçekten de öyle. Sayfaları mesela açarken mesela, ya o an mesela sayfayı okuyorsun, sana en sevdiğinin sana bir tokat vurduğunun aklına geliyor. Orada ağlıyorsun. Çünkü orada o konuda bir dram geçiyor, tamam mı? Ya bütünleşiyorsun olayla yani. Yine Swing'e geleceğim. Swing'de de öyle. Yine ne kadar mesela o Kızılderili Baykuş'la, Gamlı Baykuş'la, işte o öbür Mr. Bluff ne kadar birbirleriyle ters de düşse ama birbirlerine arka çıkıyorlardı. Birbirlerini kolluyorlardı. Bir dostluğu paylaşıyorlardı mesela. İşte Betty onlara ne kadar kısa bile Elmalı Turtayı onlardan esirgemiyordu. Anladın mı? Orada bir şey vardı yani, böyle bir, yani insanlar, oradaki toplum, orada yaşayanlar birbirlerine aileydi yani. Birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlardı. Bu da biz okuyucuları etkiliyordu zaten. Biz bunu öğreniyorduk. Ha demek ki böyleymiş. Mesela Zempra'da hayvanlar birbirleriyle konuşuyor mesela. Şimdi Zempra'da hayvanları seviyoruz. Çünkü onların iyiliklerini görüyoruz orada. Tamam mı? Yaşamlarını görüyoruz. O hayalden çıkıp gerçeğe döndüğün zaman kedinin kulağını çekemezsin sen. Çünkü Zempra'daki o olayı öğreniyorsun, okuyorsun. O sevgiyi aşılıyor o kitap sana yani. O dönemler diyoruz ki her şeyin bir dönemi var zaten. Yani bizim babalarımızın babaları da acı çekmiştir yani. Yani ekonomi problemi yaşamışlardır. Bizim dönemimizde de yani, şimdiki dönemde de aynı yani. Şimdiki kuşağa da bir şey diyemiyorsun yani. Yani ekonomi bütün dünyanın başına beladır. Şimdi bu Western filmlerine veya buna benzer filmleri sinemalarda o dönem izlememizin sebebi niye? Evde televizyonumuz yoktu. Televizyon o dönemlerde çok az vardı zaten. Western kuşağı zaten sinemadan sonra televizyona aktarıldı. Biz sinemalarda Western filmleri izlerdik ama ben burada 74'lerde, 75'lerde başladım ben. 74'lerde falan başladım. Zaten sinemadan da çıktığımız yoktu. 3 günde bir öğretmenden tokat yediğimi biliyorum yani, neredesin diye. Çünkü okula asıyordum abi. Gitmiyordum. Bir de Şefik diye bir çocuk vardı. O da bana uydu. Onu da kendime uydurdum. Gidiyorduk sinemaya. Okula gideceğimizi sinemaya gidiyorduk. Ama yine tabii okulumuza gidiyorduk tabii ki. Yine burada okulu çok çok astığımızı söylemeyelim. Belki yaşayan hocalarımız vardır. Onlara da yad edelim gerçi. Onlar da bak işte doğruymuş. İşte sinema kötü alışkanlık falan, aslında alakası yoktur yani. Biz tabii 3 kuruş 5 kuruş para kazanmak için para kazandırdık daha doğrusu. Ben mesela pazarlara gider jiletin falan toplardım oradan buradan. Satardım. Hanımlara, bayanlara satardım. Onlar da niye alırlardı bilmiyorum o jiletinleri. Onların için artık ne koyuyorlarsa. Yani bir şey poşet yani. O dönemin poşeti yani. Bakardım elimde 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira artık ne kazanmışsam giderdim bilet alırdım zaten. Önce bir ayrı bir zevkti, ayrı bir keyifti yani. Şeye gidiyorsun, parayı kazanıyorsun doğru şeye, sinemanın önüne. Sinemanın önünde de bir tane büfe vardı, küçük bir büfe. İlk başta heyecanla soluk soluğa, acaba bu hafta hangi kitaplar gelmiş? O Tom Mix'in o pırıl pırıl güzel renkli çizim kapakları. Ya o Zagor'un, o Tom Brax'ın mesela o kapakları muhteşemdi ya. Bir Swing gelmiş mesela, tamam mı? Bunlara önce bir güzelce bir bakardık. Para yok abi, onu alamıyorsun ki. O dönemde çok az, çok yani az yani. İlk önce tabii girerdim, filmi izlerdim. Kovboy filmini izlerdim. Çok severdim kovboy filmlerini. Kim sevmez ki zaten ya. Ondan sonra çıkardık. Bu sefer tekrar büfenin oraya giderdik. Kitaplara bir bakardık.
Bazı sabahları genelde işte hafta sonları yine sinemanın önüne sabahın 7'sinde giderdik ya. Ya ben yani tek olmazdım yani. Benim gibi birçok arkadaş gelirdi oraya. O çocuk arkadaşları gelirdi hafta sonları. İşte kimisi kitapları getirirdi. Takas olacak. Niyetçilik yapacağız. Baktım olmuyor, ben niyetçilik de yaptım yani. Çünkü para kazanamıyorum, bari niyetçilik yapayım. Kazandığım parayla ya takas yapayım, kitap alayım falan filan. Onların kokusu bile bir başkaydı ya. O çizgi romanların kokuları bile bir başkaydı ya. Ben böyle annemiz gibi severdik yani. Çünkü bazen annemiz, anneler iyidir tabii ki. Annemizin verdiği sevgiyi, kokuyu da onlar veriyordu çünkü. Babamız kadar olmasa bile yani. Veya diğer fertlerden abi kardeş, aman Allah'ım. Onlar, ben çok çektim. Belki de çok çeken olmuştur yani. Onu da öyle söyleyeyim. Şimdi o işte televizyon, artık televizyon kuşağına geçtik. Şöyle, kuşağına geçmedik. Çünkü 77'lerde falan galiba televizyon geldi. Ondan sonra ben 78'de Dünya Kupası ile tanıştım. Ev sahibi Arjantin, 1978 Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Dünya Kupası'nı televizyonda izledim. Futbolla da ilgiliydim, çok top oynardım. İşte siyah beyaz olarak izledim tabii ki. Finali de izledim. Finali de zaten Arjantin Hollanda'yı uzatmada Kempes'in golleriyle 3-1 almıştı. Sonra işte televizyona bakıyoruz, ediyoruz ya, ilginç geliyor yani. Mesela ben sinemaya gittiğimde ilk zamanlarda çocuk, işte 8-9 yaşlarındayım. Şimdi oturuyorum koltuğa, bakıyorum perde açılıyor, beyaz perde, sonra ışık geliyor, sonra film oynuyor. Ulan diyorum, bunun arkasında diyorum ne var acaba diyorum yani. Hiç arkamdaki makineden falan haberim yok, bilgim yok, aklıma gelmiyor. Bu perdenin arkasında birileri mi var? Hani tiyatro misali, hani canlı real canlı tiyatro mu var gibi. Tiyatroyu da bilmiyoruz o zaman ama bu nasıl bir şey diyorum ya, bunun arkasında ne var ki falan filan. Şimdi televizyon da eve gelince, televizyon da evimizin en güzel misafiri oldu. Hepimiz yani böyle aile fertleri böyle birbirinden geçti. Yani birbirlerine hiç vermedikleri sevgiyi televizyona daha çok vermeye başladılar. Aman televizyon aşağı, televizyon yukarı. Siyah beyaz bir Alman markalı bir televizyon o dönemde. İşte annemiz onun üstünü örtüyor, gündüzleri üstü örtülü. Onu hani anneler nakış makış bir şeyler yaparlar ya, işte annem de rahmetli yapmış, onun üstünü örtüyor. İşte camını siliyor, temizliyor, kapağını kapatıyor falan. Ya hiçbirimiz bu kadar ilgi görmedik. Ya keşke televizyon mu olsaydım yani. Ya televizyon olsaydım çok ilgi görürdüm, şımarırdım. Şımaramadık çünkü. Bizi şımartmadılar ki, şımartılmak iyi bir şeydir aslında. Aslında bu ülkede insanlar şımartılsaydı belki de iki yakamız daha güzel bir araya gelirdi. Birbirimize mimik yapardık, birbirimize mutlulukla bakardık, birbirimizi severdik. Tamam mı? Ya birbirimize itici gelmezdik yani. Selam daha çok verirdik, selam daha çok alırdık. Şımartılmak iyi bir şeydir, şımarmak da iyi bir şeydir. Onu söylüyorum yani. Şimdi televizyon şımartılıyor, biz yine orada şey kalıyoruz yani, bir köşeye itilmiş, hiç kullanılmamış, kullanılmaya da lüzum görülmemiş bir eşya gibiyiz yani. Tamam mı? Sonra yani bütün hafta zaten insanlar çalışır, yorulur, didinir, bilmem ne olur. Cumartesi olur, insanlar mutlu olur. Gerçekten cumartesi, insanlar cumartesi daha çok mutlu olurdu ya. Ben de onlardan biriydim zaten. Çünkü cumartesi olunca ertesi günü pazardı çünkü. İşe gidilmeyecek, okula gidilmeyecek. İsteyen istediği kadar yatabilir. Çıkar, dolaşır, arkadaşlarıyla kahveye gider, sinemaya gider. Sinemada bir film izler. Ne bileyim yani. Top oynar mahallede, şaka yapar. Ondan sonra cumartesilerinin belki de sevilmesi belki de budur yani. Hiç kimse pazartesiyi cumartesi kadar seveceğini zannetmiyorum ben yani. Veya çarşambayı. Belki çarşamba, perşembe biraz daha sevilebilir. Çünkü sonuçta iki gün sonra cumartesi olacak. Belki de onun için. Cumartesileri bu kadar pazar, o ertesi günü pazar olduğu için severler. Pazar günü şimdi insanlar, aile var. Herkes evde, ailenin fertleri evde. Efendime söyleyeyim. İşte saat 9 gibi falan kalkılır. Yani dinlendikten sonra. Abicim kahvaltıya bakarsın. Pazar günkü kahvaltı cuma veya perşembenin kahvaltısına hiç benzemiyor. Yani bir salam görüyorduk, ben seviniyordum. Kaşar görüyordum, seviniyordum mesela. İşte beyaz peynir, yumurta var. Her şey var. Yani sofrada yumurta kırılmış, bilmem ne, oturmuşuz. Bir de televizyon var karşımızda. Hiç kimse konuşmuyor. Televizyon konuşacak. Bizim konuşmaya hakkımız yok. Orada o konuşacak. Bizim istediğimizi o veriyor bize. Biz oradan görüyoruz her şeyi. Çünkü bir şey irdelemiyoruz. O bizi yönlendiriyor. Televizyon bizi yönlendiriyor. Televizyon ne derse biz onu yapmak zorundayız.
İşte bu Western kuşağında mesela pazar Western kuşağı vardı. Saat 10'da başlardı mesela. Çok keyifli geçerdi. İşte kahvaltı yaparken izlerdik onu. Ondan sonra bu o dönemlerde işte TRT zaten sadece vardı ve TRT 1 vardı. Sonra TRT 2 falan, TRT 3 sonradan çıktı zaten. Bir de zaten saat 12 olduğu zaman Anıtkabir'i gösterildi. İşte İstiklal Marşı'yla kapanırdı televizyon. Salı günleri mesela hiç unutmam saat akşam saat 9 mu desem o şey yerli film kuşağı vardı. Onları izlerdik. O zaman güzel akşamlarmış ya mesela. Salı akşamları mesela film hakkında filmi daha direkt vermeden film hakkında orada mesela yorumcular konuşurdu, filmi tanıtırdı, filmdeki geçen konuları, filmin ne şekilde yapıldığı, nerede yapıldığı, nerelerde çekildiği, mekanları falan filan. Bir 20-25 dakika bunu dinlerdik, ondan sonra işte şeye geçilirdi. Tabi o zaman reklam nerede? Bir defa bile reklam hatırlamıyorum yani. Çok belki bir reklam verirdi belki de, bilmiyorum ya. Öyle altyazı, üst yazı falan da yoktu. Ondan sonra ya mesela aile yapıcı olan filmleri izlerdik. Ya gözümüz yaşarırdı, ağlardık. İnsandık çünkü. Biz insandık, duygularımız vardı. Anlatabiliyor muyum ya? Üzülürdük. Yani bize yapılmayan şeyleri orada görüyoruz. Onlar ürkütücü şeyler. Bir insana bunu yapabilir mi? Nasıl yapar diye üzülürdük, ağlardık. Gözümüzden yaşlar gelirdi. Şimdiki olayları, artık şu anki olayları anlatmak istemiyorum. Demin aklıma bir şey gelmişti, onu da söyleyeyim. Bazen benim böyle siz saçma sapan demeyin ya da ben saçma sapan diyeyim yani. Ben bazen saçma sapan şeyleri de düşünürüm. Mesela aklıma yürürken ben çok da hayal kuran bir insan olduğum için bazen bazı şeyler aklıma geliyor. Mesela şu aklıma geldi. Dedim ki ya 40 yıl öncekini konuşuyoruz. 40 yıl önce dünyanın nüfusu 5,5-6 milyardı. Şimdi 40 yıl geçti, 8 milyar olduk. Yani 8 milyar. O zaman mesela gidiyorduk, pazarlarda çok meyveler görüyorduk. Yani zebellah gibi meyve vardı yani. Bedava ya, bedava. Her şey bedava ya. Fileye doldur getir yani. Aç kalmazsın yani. Çünkü 6 milyar insan vardı. Şimdi 8 milyar insan var, pazarlarda çok az meyve var ve çok pahalı. Şimdi 40 sene sonrakini düşünüyorum. Yani 2020 ise 2060'ı düşünüyorum. Yani 5 milyar veya 5,5-6 milyar insan nüfusun getirdiği 2 milyar, 8 milyar olduk ya. Şimdi 40 sene sonra yani 2060 yılında bu 8 milyarın getirdiği 10 milyar mı olacak? Hayır, olmayacak. 12 milyar olacak. O zaman pazarlarda meyvelerin belki de çok çok azını göreceğiz. Çünkü insan çoğalıyor. Yani gırtlak çoğalıyor. Nefis çoğalıyor. Yani tüketmek çok, üretmek az olacak. Varın siz bunun hesabını yapın yani. Dünya nereye gidiyor yani? Düşünün yani. Hani bir kabı düşünün, su dolu 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 taşıyacak. Biz nereye taşıyacağız onu da bilmiyorum. Tekrar geriye dönecek olursak. O zaman yani bir duygularımız vardı. Güzel duygularımız vardı yani mesela. Acırdık. Şimdi acımak yok da o zaman acırdık ya. Esirgerdik yani. Bu esirgeme de vardı yani. Mesela üç sokak ileride tanımadığın bir komşunun komşuda bir cenaze varsa üzülürdük. Televizyon açmazdık. Annemiz böyle bir şey vardı yani, açmazdı. Ya niye bu televizyon açılmıyor derdi. Çünkü tek eğlencemiz oydu yani. Tabii ki sokakta daha çok sosyal şeylerimiz vardı. Yani konuşurduk, sohbet ederdik, kavga ederdik. Efendime söyleyeyim, tartışırdık, çalışırdık. Gezerdik, dolaşırdık, oyunlar oynardık, okulumuza giderdik, işimize giderdik. Onlar ayrı. Ama eve gelince bir televizyon vardı. Dış dünyayı onunla görürdük yani. Amerika'da neler olmuş onu görürdük. Almanya'da bir Paskalya var, onu oradan görürdük. Oradan bilirdik. Yani okuyabilirsek gazete okurduk. Ama orada bir canlılık vardı. Bir canlı olarak görürdük. İşte İngiltere Premier Ligi'ni orada izlerdik. Liverpool'u orada tanırdık. Liverpool'un futbolcuları orada tanırdık. Hollanda'yı orada görürdük. Anlatabiliyor muyum? Televizyon açılmazdı. 3 gün açılmazdı ya. Ya anne, oğlum bak işte şöyle şöyle olmuş. Ya bir saygı diye bir şey vardı yani, biliyor musunuz yani? Bir bayram sabahları bile çok farklıydı yani. Bayram sabahlarında biz çıkardık çocuklar, bu hani böyle alışılagelmiş bir şey olacak ama çıkardık, gerçekten de öyleydi ya. Yani bir kapıyı açtığımızda bir güler yüz görürdük. Mesela kadın açardı kapıyı, arkasından kadının kocası gelirdi pijamalarıyla, gülerdi.
bayram gelmiş, bak çocuklar gelmiş diye. Ya bir elimize bir bozuk para sıkıştırırlardı, ya bir şeker sıkıştırırlardı, ne bileyim, ya da fındık avucumuza koyarlardı yani, tamam mı? Alın çocuklar diye yani. Boş, imkansız. Ya boş döndüğümü hiç hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Kesme şeker verdi bana ya kadın ya. Oğlum bir şey yok dedi, al sana kesme şeker dedi ya. Ya bir de yani insanların böyle birbirlerine bakışları güzeldi yani. Yani dediğim gibi ya, böyle itici bakışlar yoktu. Şimdi öyle değil. Şimdi mesela şunu söylüyorum da kızıyorlar. Ya arkadaşım, güzel arkadaşım, güzel insanlar. Bu toplu taşıma olaylarında ya kafanız basmıyor mu ya? Nasıl basmaz ya? Şu cep telefonlarınızı sessize alın ya. Bir mesaj gönderdiğinizde dit 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 insanlar dinlemek zorunda değil arkadaşım. Bağırarak konuşmak zorunda değilsiniz. Mesela otururken bacaklarınızı böyle açmanıza gerek yok ya. Saygısızlık bu. Başka bir şey değil. İşte o dönemlerde bu yoktu. Yani belki çok şeyimiz yoktu. Soframızda sadece pazar günleri salamı, sosisi görüyorduk ama yani azdı ama sevgi çoktu yani. En azından birbirimizle böyle itişe kalkışa hareketler yapmıyorduk. Otobüse binerken bile birbirimizi iterek, aman şurada yer kapacağım diye böyle, hani çoban hayvanlarını getirir, ağla sokarken hayvanlar hurra hadi 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 hadi. O dönem öyle bir şey yoktu ki. Yani utanırdı insanlar birbirlerinden ya. Mesela çocukken bile sigara içerdik. Şimdi sigarayı söyleyeceğim. Biz korku tarlaya giderdik ya. Çocuklar aramızda alırdık bir paket birinci sigarası veya yenice, giderdik tarlaya. Kimse görmesin. Büyükler görmesin. Tanımadığın insan bile gelir kulağını büker yani. Oğlum niye bunu içiyorsun diye yani. Bunlar da vardı evet. Mesela o zaman da ön yargılar vardı. Mesela bu çizgi romanlarımız olsun mesela. O dönemlerde benim de mesela bir kış günü sobada çizgi romanlarım yakıldı. Bu nedir? Bu tanımamazlık, ön yargı yani. Ön yargıyla yaklaşıyoruz ya. Halbuki yani kitap yakılmaması lazım yani. Kitaplardan öğreneceğiz. Kitaplar karşılıksız sevgi verir. Bizden okumamızı ister sadece. Bizden bir şey istemez ki yani. Dediğim gibi yani hiç yani en yakınından göremediğin sevgiyi, şefkati, mutluluğu oradan görüyoruz. Oradan aldık. Ya şimdi o bir insan mesela neyle yoğrulur? Kötüyle yoğrulursa o insan kötüdür zaten. Kötü. Ama yani o öyle yoğrulduğu için, gördüğü için, gördüğünü yapıyor çünkü. Ama sevgi alırsan sevgi verirsin yani. Şefkat alırsan şefkat verirsin. Budur. İnsanın doğasında bu vardır yani. Mesela Kirk Douglas'ın bir filmini izlemiştim. Batıya Göç diye bir filmi. İnsanlar evlerini, mevlerini, arsalarını, gelmişlerini, geçmişlerini, özlemlerini, yaşadıkları çocukluğunu, her şeyini bırakmış. Bir yol tutturmuş, hayvanlarını almış, gıcırtılı gıcırtılı, tozlu topraklı yollara düşmüşler at arabalarıyla. Uzaklara gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Niye bırakmışlar? Çünkü burada artık doymuyorlar. Orada yok, mutlu değiller orada. Anladın mı? Oraya işte bir kapitalist bir sistem gelmiş. Onları oradan dağıtmış, çil yavrusu gibi dağılmışlar. Ama bunlar ne yapmışlar? Oradaki halk ve yoldan rastladıkları halk bunlara gelmiş. Sizle yolculuk yapayım. O filmde mesela şu konuyu deneniyor işte. Orada batıya bir göç var. Efendime söyleyeyim. Western filmlerinde zaten hep batıya göçtür. Tamam, batıda ne varsa. Yani bizim Atatürk'ün dediği gibi şey, yüzünüzü batıya dönün. Demek ki batıda var bir şey ya. Güneş oradan batıyor gerçi ama var demek ki. O filmde mesela yol boyunca çok mesela korkunç zorluklarla karşılaşıyor o yolcular. Olumsuz şeylerle karşılaşıyorlar. İşte yeterince yiyecek yoktur. Efendime söyleyeyim, su bulmakla zorlanıyorlar. Ondan sonra birbirleriyle tabii o yolun getirdiği engameler, zorluklar, insanlar birbirleriyle de hırlaşıyorlar yani. Tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Ondan sonra ama orada mesela yol boyunca artık o zorluklara rağmen o insanlar birbirleriyle kaynaşıyor. Mesela o filmde onu gördüm mesela. Tamam, mesela orada Kirk Douglas o sürünün lideri. Ya onlara liderlik yapıyor, gözcülük yapıyor, rehberlik yapıyor. Aslında ve yüzü çok zalim bir adam. İşte bir oğlu var. Tamam mı? Bir de bir bakıcısı var onun. Ona dadılık yapan diyelim yani. Bütün işlerini gören bir zenci bir arkadaşımız var. O zenci hatta onu uyarıyor işte.
sahip diyor işte biraz diyor güler yüzlü ol diyor, insanlara yardımcı oluyorsun ama biraz daha diyor işte onlara ılımlı ol diyor. İşte onlar diyor sana güveniyor diyor falan. Bu dinlemiyor tabii ki ve yolda bir sürü olumsuzluklar oluyor. İşte ölümler oluyor falan oluyor filan oluyor. Grup ikiye ayrılıyor. Ondan sonra işte yine devam ediyor. Bu sefer Kirk'te Douglas'ın bir tane oğlu var. O kaza geçiriyor, ölüyor yolda. Ondan sonra işte Kirk Douglas kendine geliyor. İşte artık oradaki liderlik görevini daha çok üstleniyor. Tekrar oradaki komple halkı bir araya topluyor. Onlarla konuşuyor. Ondan sonra onlara anlatıyor. Ve o halk nasıl o yolu şey yapıyor, aşıyor. Aşılmaz yollar aşıyor. İşte birliktelikle, birbirlerini anlayarak, birbirleriyle arkadaş olarak, birbirlerinin eksiklerini, birbirlerinin şeylerini yüzlerine vurmayarak, birbirlerine yardım ederek, işte onun işi bittiği zaman benim işim bitti, komşumun işini hemen koşayım, onu yapayım. O şekilde sonuca varıyorlar, o mutlu sonuca varıyorlar. O gittikleri yerde işte hayal kuruyorlar, işte gideceğiz, oraya okul yapacağız, işte tarlalar yapacağız. Ondan sonra bitkiler ekeceğiz, domates yetiştireceğiz, hayvancılık yapacağız. Ve buna erişiyorlar. Bunlar bir kişi iki kişiyle yani böyle olmaz. Yani bunlar kaynaşıyorlar. Tüm mahalle birbirleriyle kaynaşması lazım yani. Tüm mahalle birbirleriyle dost olması lazım. Zorluklar bu şekilde aşılır mesela. Mesela çocukluk anılarımdan biri de mesela esnaflık. Ben çocuktum, okula giderdim. Yaz aylarında giderdim. İşte çalışırdım. Bir bakkalda çalışırdım. Bakkala giderdim. Sabah bakkalı açardık. Ondan sonra bak benim gerçekten ustamın şu laflarını çok duymuşumdur. Sabah istiftah yapardı. Biri gelirdi, bir şey var orada var. Derdi ki şu yan taraftaki komşudan al derdi. Usta derdim burada var bizde. Oğlum derdi o istiftah yapmamıştır belki derdi. Ya bunlar derin düşünceler bakın. Bunlar bu gibi güzel düşünceler, bu gibi yapıcı şeyler insanları yani böyle refaha kavuşturur yani. Anladınız mı? Yani böyle hep ben alayım, hep benim için, hep böyle olsun. Olmaz, bir yere varamayız. İkinci bir olay, yani sinemanın da bazen konu dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki çizgi romanları seveceğiz. Çizgi romansız yapamayız. Onlardan öğrendik çok şeyi. Hatta bu anlattıklarımı da onlardan öğrendim ben. Onlar benim rehberimdi zaten. Tom Mix, Texas, Tom Rox, Kızıl Maske, bunlar hep benim rehberimdi zaten. Efendime söyleyeyim. Şimdi mesela şu son günlerde kira davalarını duyuyorum ben. Ya arkadaşlar, bakın. Bu devletin çocukları var. Bunların okuması lazım. Bu çocuklar okuyacak. Bu çocuklar bu devlete güzel şeyler yapmak için gelecekler. Öğrendiklerini bu devlete verecekler. Yani halka verecekler yani. Ne yapacaklar efendim? Mühendis olacaklar. İşimizi görecekler. Ne olacaklar? Doktor olacaklar. Ne olacak? Öğretmen olacaklar. Ne olacak? Uzay bilmem ne şeyi olacak yani. Astronot olacak. Onu okuyacak. Şimdi bu gencecik çocuklar liseyi bitiriyor. Üniversiteye hazırlanıyor ve üniversiteyi kazanıyor. Diyelim adam Adapazarı'nda İstanbul'a gelecek. Ya en basitinden Beşiktaş'ı bilmeyen yoktur. Ya şimdi bu fırsatçılık değil mi ya? Yani hani vatan milletten bahsediyoruz o zaman. Yani bu evin değeri 2000 liraysa niye 3500 lira istiyorsun? Bu çocuk bu evin kirasını mı ödeyecek veya babası ailesi sonuçta bu kirayı ödeyecek? Peki bu çocuk derslerine nasıl bakacak? Nasıl adam olacak? Nasıl başarılı olacak? O zaman şu toplumun geldiği artık son raddeye geldiğinde kimse kimseye bağırmasın. Yani demek ki tabanda bir problem var. Şimdi yani temelde demek ki temel çok önemli şimdi. Burada fırsatçılık çok önemlidir arkadaşlar. Fırsatçılık iyi bir şey değil bakın. Yani kendi bacağımızı sıkıyoruz ya. Öyle mi? Bakın fiyatlara bakın görüyorsunuz mesela. Bakın birkaç aydır. Gerçekten bak, nereden nereye gidiyorsun? Bu konuları biz çok irdeleyince birilerinin canı sıkılıyor. Ben o yüzden yüzeysel olarak, fragman olarak geçiyorum. Yani gidin marketlerin raflarına bakın, dünyanın parası. Ya biftek alamıyorsun ya. Biftek 120 lira olmuş, kuzu desen. Sonra hayvancılıkla övünüyoruz. Ya hayvancılıkla, tarımla övünüyorsan, yani 600 gram peynirin 60 lira, 70 lira olması saçmalık. O zaman övünmeyeceksin sen. Şimdi asıl konuya gelelim. Mesela bu öğrenci ya bu öğrenci. Yani bu ev fiyatları bunları kimse denetlemiyor mu? Olmaz böyle bir şey. Hiç kimse denetlemese bile o evin sahipleri bunu yapmaya hakları yok. Kendi bacağını sıkıyor. Yani madem ülkeden bahsediyoruz, milletten bahsediyoruz, halkımızdan bahsediyoruz, insanlıktan bahsediyoruz, gelecekten bahsediyoruz. Bu şekilde gidersek daha kötü sonuçlarla karşılaşacağız.
hani insanların yaşam şekillerini, fikirlerini, mutluluklarını anlatabildim mi? Onların bu tür olayla insanların yüzüne bakıp aramaya gerek yoktur. İnsanların yaşadığı mekanlara bakın. O mekanlar, oradaki insanların fikirlerini size söyler zaten. Yani düzensiz yaşamalar mesela. Anlatabiliyor muyum? İşte mesela insanlar birbirleriyle sürekli çörekleniyor. Hep tartışmalar. Ondan sonra paylaşım yoktur. Edebi konuşmalar, edebiyat konuşmalar yoktur. İşte görüyorsunuz yani, yapılaşmalara dikkat edin mesela. Evet, eskiden gece kondularımız vardı. Gece kondularda yaşardık. Bahçeli evlerimiz vardı. Hafta sonları alırdık, başımızı kırlara giderdik. Çizgi romanlarımızı alırdık. İzlediğimiz filmleri anlatırdık. O filmlerdeki kahramanları anlatırdık. Hepimiz bir kahraman olurduk o filmlerin sayesinde. Mesela örneğin bir kır kahvesine giderdik. 3-5 arkadaş. Ben o gün ne izlemişim 3 gün önce? Diyelim ki mesela bir futbol maçı izlemişim veya efendime söyleyeyim bir güzel bir kitap okumuşum. Çok güzel bir film izlemişim. Onunla ilgili konuşurdum. Diğer arkadaş Orhan Veli'yi okumuşsa Orhan Veli'nin şiirlerini anlatırdı bize. Efendime söyleyeyim. Diğeri resimden bahsederdi yani. Yani ortak bir nokta bulurduk. Bir sohbet ortamı bulurduk. Konuşurduk. Sonra dağılırdık. Mutlu ayrılırdık. Herkes yani güler yüzle ayrılırdı. Şimdi otobüse biniyorum, vapura biniyorum. Yani hiçbir mutluluk göremiyorum. İnsanlar hep böyle tedirgin, birbirinden uzaklaşma. Hafif böyle bir yerine dokunsan sert bakışlar. Ondan sonra vapurda mesela Kadıköy'e geçeceğim diyelim Beyoğlu'ndan. Kadıköy'de mesela vapurda çay içilmez mi ya? İnsan çay içer değil mi vapurda? Ben o çayı içemiyorum. Niye? İyotlu. Kullandığı su artık bozuk. Yakmış çayı. Yani o çayı içip güzel sohbet edemezsin. Güzel bir çay içersen çok güzel sohbet edersin ya. Anlatabiliyor muyum yani? Yani çok güzel bir yemek yersin. Çok güzel, güzel üstüne de güzel bir çay içersin. Miden de rahat eder. Bayram eder ya. Ya o duygulardan yitirildik gittik. En baştaki olaya geliyorum yine. Hani o hep savaş görüyorsun. Gözyaşı görüyorsun. Hiçbir sosyalleşmen yoktur. Gazete yok, televizyon yok, sinema yok. Efendime söyleyeyim iyi bir eğlencen yok, eğitim yok. Ondan sonra bir kız arkadaşın yok. Ağlayabilir misin? Ağlayamazsın. Gülemezsin bile. Hep somurtursun. Çünkü oradan geliyorsun. Çünkü oradan aldığın sana onu veriyor sana. Sana o somurtkanlığı veriyor, sen de somurtuyorsun. Ama çevrende bir kız arkadaşın yoktur. Onunla bir aşk yaşayamıyorsun. Ona bir şiirden bahsedemiyorsun. Güzel bir sinemaya götürüp güzel bir film izleyemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Aile ortamı yoktur. Sana birisi bir hediye vermiyor. Onu hiç tanımıyorsun. O hediyeyi de bilmiyorsun. Elinde bir silah. Ağzında kavga, ağzında küfür. Bunlarla yaşıyorsun hep. Sonra ne oluyor? İşte her zaman söylediğimiz gibi eğitim. Nereye gidersen git eğitim. İlerleyeceksin. Daima ilerleyeceksin. Önüne bakacaksın, ilerleyeceksin. Durarak değil, ilerleyeceksin. Ve somut şeylerle uğraşacaksın. Somut, gözünün gördüğü, elle tuttuğu şeylere bakacaksın sen. Anlatabiliyor muyum? Hayalcilik başka mesele. Hayal çok ayrı bir şeydir. Hayal zaten somut, mesela somuttan mutlu oluyorsun. Hayal kurarak da mutlu olabilirsin mesela. Hayal kuruyorsun. Hayal çok farklı bir şeydir. Mesela izlediğimiz filmleri de mesela hayalinde başka bir bölgeye çekebiliyorsun. Mesela diyelim ki bir film izliyorsun, sonu çok kötü bitiyor. Onu düzeltmek yine senin elinde olabilir. Hayal kurarsın ya. İstemezsin o filmin öyle bitmesini. Tamam mı? O film öyle bitmesin dersin ya. Mesela çok sevdiğim bir karakter o şekilde ölmesin dersin. Hayalinde o filmin sonunu değiştirirsin. Başka bir senaryo yazarsın. O kimseyi ilgilendirmez. O seni ilgilendirir. Sen yaptın çünkü. Sen öyle istiyorsun. Öyle olmasını istiyorsun yani. Yani hayal kurmak çok önemli. Hayali kuracaksın, yaşayacaksın. Yaşayacaksın bunu mesela. Ya gidersin, tamam mı? Çok sevdiğin bir mekana gidersin. Orada mutlu olmasın. Aynı mekana hayalle gidersin, mutlu olursun ya. Şimdi bu konu şöyle, bir de şöyle de irdeleyebiliriz. Mesela işte ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir şeye gidiyoruz. Bir yolculuk esnasında mesela yanımızdaki insanı, tanımadığım insanın yaptığı hareketler. Yani yapmaması gereken hareketler mesela. Sakız çiğnemesi, çekirdek çıtlatması veya telefonun sesli kullanması gibi bir şey bu mesela. Tamam mı? Bunu insanları rahatsız eder aslında. Tamam mı? Ama şimdi burada, şimdi bu kuşağı da
tamam çok kızıyorsun ama eleştiremiyorsun. Niye eleştiremiyorsun? Çünkü bakın televizyon çok önemlidir. Ya benim bir arkadaşım vardı, ustam gibi bir şeydi. Bana derdi ki hiçbir şey yapma. Televizyon izle. Bir saat televizyon izle ama düzgün televizyon izle. Bir saat oku ya. 100 puan cebinde derdi. Şimdiki programlara bakıyorum mesela. Ya elle tutulacak hiçbir şey yoktur. Mesela saçma sapan diziler. Şimdiki mesela sinemacılar veya işte televizyon yapımcılarıyla da ben yani acayip bakıyorum onlara ya. Ya birisi bir şey yapıyor, hurra, onun peşinden herkes koşuyor. Şimdi mesela televizyondaki dizilere bak, hiçbir şey vermiyor. Ya %90'ı hep birbirleriyle kavga, hiç sevgiyi öğretmeyen, aile ilişkilerini ön planda tutmayan, sürekli birbirleriyle çatışma, kavga, çatışma, kavga. İnsanlar bunları izliyor. Sokağa çıkıyor. Zaten onu izlediğin zaman kafan bulanıyor ya. Bulanıyorsun ya. Darlanıyorsun, bulanıyorsun. Çünkü o hengameden çıkıyorsun. O kavgadan, o dövüşten çıkıyorsun. Sokağa atıyorsun kendini. Sokakta ne yapacaksın? Akşam gördüklerini yapacaksın ya. O yüzden şimdiki yapımcılar sanatla iç ilişkileri çok uzakta. Tamam mı? Bir bağlantıları yok yani. Ya bir belgesel nitelikli diziler bile çekilmiyor ya. Ya dönüp dolaşıyorum televizyonda mesela, çok izlemem. Yine dönüp dolaşıyorum, bir belgesel arıyorum. Ve sürekli izlediğim aynı belgeseli izliyorum ya. Çünkü izlenecek başka bir şey yoktur. Ne yapayım yani orada? O mesela Kurtlar Vadisi. Ya bu nedir ya? Bu sokaktaki gençler bunu real, gerçek olarak uyumluyorlar. Bunu nereden görüyorlar? Oradan görüyorlar. Tamam mı? O saçma sapan. Mesela o arka sokaklar, bilmem neler. Ya bu ülkede hiç mi sevgi kalmadı? Yani hiç mi sanatsal hiçbir şey kalmadı mı ya? Sanatsal düşünce de mi yok ya? Ya üretemiyorlar, tamam mı? Çünkü geldikleri nokta duygusuz bir nokta. Ne görürse onu yapıyor tabii ki yani. Biz evet mesela Western filmlerinde sürekli işte kovboy filmlerinde birbirleriyle çatışmalar, işte kötü silahşör, iyi silahşör falan filan, ama orada bir sevgi de vardı. Mesela o kovboyun bir kıza aşık olması, onunla zaman geçirmesi, güzel sözler söylemesi, onu koruması, esirgemesi. İşte bunu da alıyorduk yani. Anlatabiliyor muyum? Tuzsuz yemek yenir mi? Tuz dökeceksin birazcık ki yemeğin tadı gelsin yani. Western filmlerinde de tabii ki bir akıcılık olacak. Ama şimdiki dizilerde o yok. Şimdiki dizilerde sürekli aşağılama, sürekli kavga. Ya bir güzelliklerden bahseden yoktur yani. Bir ne bileyim, o şeyi göremiyorum. Ya bir mesela bir Akira Kurosawa vardı ya, bu dünyadan geçti ya. Mesela onun filmlerini izle, orada çok başka bir alemlere giderdik yani. Her şeyi gördük, sevgiyi gördük ya. Sevgi her şeyin üstündedir çünkü. Akira Kurosawa gibi bir yönetmen bunu izleyiciye vermiştir. İzleyici oraya gittiği zaman orada hikayeden daha çok işte bu izlenimleri görmek için, orada bir şeyler yaşamana katmak için, o sevgiyi, onu görmek için gider yani. Anlatabiliyor muyum yani? Oradaki hikaye onu çok ilgilendirmez yani. Şimdi o işte o mesela Sevmek Zamanını herkes sevmiştir mesela. İşte Metin Eksan'ın o çektiği film. Mesela orada diyor ki arama girme diyor. Kirletme bu sevgiyi diyor. Evet o sensin ama ben senin resmine aşık oldum diyor mesela. Hani o şeyi kirletme. Bu bırak böyle kalsın diyor mesela. Şimdi o eski filmler de öyleydi yani. O eski filmler bize nefreti vermezdi. Sevgiyi verdi. Oradan aşılanırdık. Severdik. Hoşgörü görürdük. Şimdi filmler nefreti veriyor. Nefretle temal alıyoruz yani. Bu tür filmler izliyoruz. Orada ne görüyorsak sokakta da onu uyguluyoruz. Eski filmlerde öyle değildi. Eski filmlerde dediğim gibi yine bir aile yapısını, aile ilişkilerini, sosyalleşmeyi, daha önceki söylediğim gibi işte ağlamayı, gülmeyi, birbirimizle sohbet etmeyi, birbirimize destek çıkmayı, birbirimizin eksilerini, artılarını, birbirimize ön yargıyla yaklaşmamamızı filmlerden alıyorduk, bu güzel şeyleri, sevgiyi alıyorduk. Yani mesela aşk dizileri de var ama nasıl bir aşk? Yani kimliği yok, sevgisi yok, hiçbir şey yok yani. Bir edebiyatı yoktur yani. Şimdiki diziler böyle. Dünyanın derdi bitmez arkadaşlar. Gerçekten. Hiç bitmez derdi. Biz olgunlaşacağız.
anlatacağız, susmayacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Biz güzel şeylerden bahsetmek istiyoruz. Yine dostluklardan bahsetmek istiyoruz ki özellikle sevgiden, aşktan bahsetmek istiyoruz. Çünkü ihtiyacımız bu. Yani buna ihtiyaç duyuyoruz. Daha sonraki videoda yine sinemanın dışına çıkmak istemiyorum. Çizgi romanları seviyorum. Size sinemada kalın. Çizgi romansız kalmayın. Okumaya vakit ayırın. Selamlar.